Evet, selam arkadaşlar. Ay, elim kamerada. Evet, selam arkadaşlar. Şimdi Amerika turuna çıkıyorum sonunda. Kameraya bakmıyormuşum. Amerika turuna çıkıyorum sonunda. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne kadar harcayacağımız, hangi yolları kullanacağımız, nasıl bir ortam olacağını, nereleri gezeceğimizi hepsini göstermek istiyorum. Saat şu an gece 2:30 mu ne? O yüzden çok sesli konuşamıyorum. Şöyle göstereyim. Sadece küçük bir bavulum ve bir sırt çantası. Ay, ağırmış ya. Bir sırt çantası ve bu kadar. Başka hiçbir şey almıyorum yanıma. 15 günlük bir süreç içerisine gireceğim ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlarım geliyor. Arabayla tabii ki de yapacağız bu turu. Öyle bakalım ne olacak yani. Çok heyecanlıyım aslında ve ilk vlogum olduğu için nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Ama ben çok heyecanlıyım bu vlog için. Umarım beğenirsiniz. Sonunda geldiler. Buradalar şu an. Ha. Harika. Evet. Kenan ne haber? Oha, yemin ederim insan sandım onu. İnsan düştü sandım oradan. What's up? Ne yaptın lan? Ne haber lan? Küçücükmüş be. Ben size diyorum. Benim zaten doldu şu an sırf çantamda. Ben ekstra bavul alacağım. Evet. Bu sırt çantayı öne alıyorum. Yani oturacağım yere. Ha! Çok iyi. Buna şey yapalım mı? Aynen. Bunlar senin mi? O yastık mı var? Çok iyi ya. Ben koyarım bir yere ya, sıkıntı yok. Oha, çok yer var, süper. Daha ne olsun? Ay. Yes, I do actually. Bana şurada yastık Bir de alanı şey, yaptılar. Ha. O koltuğu indirirsen orada kahvelik falan var. Ha, süper. Onu şey yapabilirsin, koyabilirsin. Tamam. Şimdi plan ne başlangıç olarak? Niagara Falls. Niagara. Sen oraya kadar Ya oraya sıcak kadar muhtemelen uyusaydım kullanırdım da muhtemelen Tamam. kullanamayacağım ama yorulduğum yerde diyeceğim. No worries. Zaten sen de uyumaya çalış. Bir toilet break falan illaki vereceğiz yani. Tamam. 2-3 kere vereceğiz ben Yani bence şimdiden. de. Ben Haberiniz olsun. Biz zaten limonada içiyoruz. Benim çok tuvaletim gelir gençler. Who's ready? Evet, uyanmış bulunmaktayım. Saat şu an 6 mı? Saat 6. Ve hava dehşet kötü. Yani şöyle dehşet yağmurlu. Şöyle göstereyim. Ondan sonra Kenan şu an benzin alıyor. Bayağı iyi uyudum arkada çünkü yazdım. Hazırlar. Yıkanacağız artık. Ay, çok korkuyorum. Arkadaşlar, yarım saat sonra Niagara şelalelerindeyiz ve açtığı şarkı. Radyo iyi mi böyle? Bayağı yol aslında kaç saat sürdü? 7'ye yakın. 7 saat sürdü ama hiç
anlamadık. Gece yola çıktığımız için olabilir. Evet. Uyuduğunuz için olabilir. Bütün yol boyunca. Uyuduğunuz için olabilir. Evet, doğru. Esas yolculuk Niagara'dan sonra başlıyor. Niagara'dan bakalım neler sizinle paylaşacağım. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay. Şimdi Niagara şelalelerine geldik ve buradan başlıyoruz gezimize. Fotoğraf falan çekileceğiz. Fotoğraf çekiliyor. Gerçekten inanılmaz. Aa, burada bir de tekne turları yapılıyor. Tekne turlarını da göstereyim. Şu tekneyle oradan Niagara şelalelerinden geçiyorlar. Harika bir şey ya. Vallahi. Evet, şimdi tekne turuna katılacağız Niagara şelalelerinde. Tekne turu 22,5 dolar tutuyormuş anladığım kadarıyla. İşte ona gideceğiz. Bin şelalelerin altından geçecekmişiz. Ondan sonra öyle, yani turumuzu öyle bitirmeyi düşünüyoruz. Sonra gidip şelalelerin yakınında kahvaltı falan bir şeyler yemeyi düşünüyoruz. Piknik alanları var çünkü çok güzel. Öyle. Bakalım. Evet, şimdi bize bunun adı neydi? Ne deniyor buna? What do they give us? Coat. Türkçesi mi? Plastik. Plastik. Yağmurluk mu? Yağmurluk. Yağmurluk verdiler. İşte gemi turuna çıktığımızda onu giyeceğiz ama sıra var. Ve sırada bekliyoruz. Evet. Çok sıcak. Bu bayağı terletti şu an. Ama fena değil. Good. Tekne turumuz başladı şu an. Hareket ediyoruz. Hepimiz gördüğünüz üzere mavi giyindik. Şimdi Niagara şelalelerine doğru gidiyoruz. Manzara arkada bu. Üzerimizde bu var. Bunu yaklaştığımızda daha sıkı bir şekilde takacağız. Çünkü üzerimize tabii şelale şey olacak. Biz altından geçeceğiz. Aha. Çok iyi. The first man in the mist, the 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 man in the m
It's crazy. It's so good. Oh my god. Şelale tarafından. Abi çok iyiydi ama ya. Ama bayağı ıslandık ama çok iyiydi. Çok hoşuma gitti. Şimdi bitti. İneceğiz şimdi. Bayağı güzeldi. Bayağı hoşuma gitti. Kişi başı ne kadardı? $22 mıydı? $22 bence çok güzel bir deneyim. Otoparka da burada Niagara'da $10 verdik. İşte kişi başı hadi $3 yani. Bence çok iyiydi. Kesinlikle yapılması gereken yani bir şeylerden biri Amerika'da. Hele ki Niagara'ya geliyorsanız kesinlikle bu gemi turunu bence almalısınız. Yani buraya kadar gelmişken. Çünkü kolay gelinmiyor yani bayağı kuzeyde. Wow, creepy. Şimdi ineceğiz. Orada bekliyoruz. Şuradan bir inelim. Çok daraldım. Kimse kurallara uymadığı için zaten. Her an virüs kapılabilir. O yüzden buradan çıkayım bir yere oturalım. Tekrar açacağım videoyu. Evet şimdi yemek yemeye geldik. Ve ve bayağı bir kaç dakika? 12 dakika falan gittik. Creepy diye. 12 dakika falan gittik. Daha yakın bir yer vardı aslında ama Kanada sınırındaydı. Yani Kanada'daydı pardon. Bir mile ötede Kanada'daydı. Kanada'da mı? Nasıl deniyor? Kanada'ydı. Kanada'daydı. Kanada'daydı mı? Evet. Kanada'daydı. Ve oraya gitseydik geri dönemiyorduk. Ya ben... Gidemiyorduk bir kere. Çünkü hayır. Sınır kapalı. Ha, sınırlar zaten kapalıymış. Sadece essential'lar girebiliyor. Yani Nadia. Yani Nadia. Onun dışında şimdi bir yemek yiyeceğiz. Sonra karar vereceğiz ne yapacağımıza. Yeni tişörtümü de bu arada göstereyim. Bastığına dönüyoruz. Ne yapacaklar? Bir uyanıyoruz. Sen daha evinde. Senden de bastın. Senden de bastın. Niagara tişörtü aldım bir tane. An olsun diye. Evet. Bütün yol boyunca uyumuşum. Ve varmışız şu an. Kaç dakika kaldı? 3 dakikaya oradayız. Cleveland Rock of Fame'e gidiyoruz. Chicago'dan önce öyle bir stop yapalım dedik. Biraz size etrafı gezdireyim. Ve orada biraz fotoğraf çekilmek istiyoruz. Cleveland. Yani Cleveland'da neler yapılır? Size onu göstereceğim. Aslında hiçbir şey yok Cleveland'da. Çok az şeyler var. Bir burası var. Bir de birkaç yer daha varmış. Orada duracağız. Ama... Evet arkadaşlar, geldiğimiz yere gel. Bizi bırakacak burada. Şimdi Cleveland'da Rock and Hall of Fame var. Rock and Roll'un Hall of Fame'i var. İşte içeri girebiliyorsunuz. Bir şeyler müze tarzında yapmışlar. Biz çok girmek istemedik. Yani it's okay. Ama şurada bir fotoğraf çekildik. Onu da göstereyim. Arkadaşlar, Rock and Roll Hall of Fame'den sonra karar verdik. Çok yorgunuz. Otele gidiyoruz. Ve sabah erken kalkıp Chicago yoluna devam edeceğiz. Zaten Cleveland'da çok bir şey yok. Yani gideceğiz.
gideceğimiz yerler de öyle çok necessary bir yerler değildi. O yüzden dedik ki en iyisi dinlenmek. Otelde görüşürüz. Oda çok sade ve basit. This is a motel, right? Motel. 3 yıldızlı bir motele geldik. Bu oda $68 tuttu. Yani kişi başı $34. Hiçbir şey. Aslında böyle bir şey imkansız bulmamız zaten. Taco Bell'a geldik. Taco Bell biraz daha güney yemekleri hani olan bir yer olduğu için çekiyorum. Hani Boston'da falan yine bulunuyor ama oraya ait olan bir yemek kültürü değil. Taco Bell tam şurada. Gideceğim. Burada bir de çok ucuz bir eyalet. Yani Boston'dan gelince biz menüye baktık. Böyle bir ucuzluk olamaz ya gerçekten. İnanamıyoruz hala. Evet, şimdi Taco Bell'deyiz. Aldığım chicken, neydi bu? Chicken? Chicken quesadilla. Chicken quesadilla, ne aldığını yediği. Ondan sonra uyuyacağız umarım sabaha kadar. O yüzden burada kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Part 2 gelecek.